Hemen bir bağlantı daha yapıp Ümit Aktan'la Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Ümit Aktan günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi izlediğimiz haberle başlayalım isterseniz. Galatasaray'da derbi mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki taraftarların en merak ettiği konu Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı, oynamayacak mı? Şimdi gazetelerde de Keremli Keremsiz farklı farklı senaryolar üzerinde Torrent'in çalıştığı söylenmiş. Peki size göre Kerem'in varlığı ve yokluğu bu derbiyi, Galatasaray'ın performansını nasıl etkileyecek ve yokluğu halinde ne yapılmalı? Yani Kerem'in olmaması Galatasaray'ın hangi maç olursa olsun hızının düşmesi, yavaşlaması, süratinin azalması anlamına geliyor. Onun muadili olan Barış'la bunu ne kadar tolere edebilirler? Orası bir soru işareti. Böyle büyük bir maçta ne kadar 90 dakika verimli olabilir? Bu da ayrı bir soru işareti. Ama bu maça Galatasaray açısından bakarsak farklı bir yorum yapabiliriz. İki takım açısından değerlendirirsek saha dışı faktörlerle Fenerbahçe'nin kesin olarak daha ağır bastığı, şansının daha fazla olduğu, hatta favori olduğunu söyleyebileceğimiz bir derbi maça gelmek üzere olduğumuzu görüyoruz. Çünkü hocasıyla oyuncu grubunun arasında sağlıklı ilişkiler kurmuş olan bir Fenerbahçe'ye karşı hocasıyla oyuncu grubu arasında ilişkilerinin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılabilecek bir Galatasaray çıkacak karşımıza. Üstelik de Galatasaray'ın hedefi yok, yönetimi yok, dolayısıyla primi yok. Ve bir sürü yok var işin içinde. Fenerbahçe'de bunların tam tersi. Yönetim sağlıklı bir biçimde bu maça hazırlanıyor. İsmail Kartal formda, takım formda ve Kerem'i bir yana bırakalım. Yani Çikaldao, Taylan ve Berkan'dan kurulu bir orta saha. Mert Hakan, Crespo, Zayç ve İrfan Can Kahveci'den kurulu bir orta sahaya ne kadar üstünlük sağlayabilir? Bu da Galatasaray'ın aleyhine gelişebilecek bir faktör. İleriye atacağınız bir topu bir uçurtmayla götürüp kalenin önünde pozisyona devşirebilecek olan bir Kerem'in olmaması ya da yarım oynaması nedeniyle de bir kanadı kırık. Zaten öbür kanadı yok. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray'da Feghouli, belki büyük bir ihtimalle Gomis, Babel, Morutan, önümüzdeki sezon olmayacak. Şurada 6 hafta sonra bavullarını alıp gidecek olan isimler. Olmayacakları bir sezonun sonunda başarıya ulaşmak için ne kadar motive olurlar? Bu da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin her konuda daha ağır bastığı, Galatasaray'ın kalecisiyle ve savunmasının göbeğiyle direnmeye çalışacağı bir maç oynanacağını düşünüyorum. Kerem'in durumunu şu anda herhalde Kerem de bilmiyor. Burada saklanacak bir şey yok. Bir adale rahatsızlığının böyle büyük ve zorlu bir maçta ne kadar verimli bir oyuncu ortaya çıkarabileceği bir soru işareti. Yani sarıp sarmalasanız da o vitrine koyabileceğiniz ürün Kerem Aktürkoğlu. Onun dışında Barış veya Emre'nin aynı efekti sağlaması mümkün değil Fenerbahçe savunmasının arasında. Gireceği ilk ikili mücadelede Kim Min-jae ile veya Osayi Samuel ile omuz omuza bir mücadelede Kerem elinizde kalabilir. Keremsiz devam etmek durumunda da kalabilirsiniz. Bunlar da eksi faktörler. Fenerbahçe şansı bence %51'den daha fazla. Galatasaray'ın bir tek şansı var. O da derbilerin sonucunun belli olmaması faktörü. Yani derbilerde bazen çok kolu kanadı kırık takımlar başarıyla çıkmış, yenilmeden çıkmışlardır. Bu derbilere mahsus bir fotoğraftır. Galatasaray bunun arkasına sığınarak bu maça çıkabilir. Böyle bir şey yakalamaya çalışabilir ama Fenerbahçe'nin ağır bastığı apaçık bir gerçek. Az önce biraz değindiniz aslında orta sahadaki kırılganlığa ama biraz daha detaylandırmak istiyorum ben. Özellikle de Torrent'in Taylan Berkan ikilisine özel bir görev vereceği bugün gazetelerde yer bulmuş kendine ve hatta şöyle bu ikiliden hem Fenerbahçe'yi durdurmasını hem de atakları organize etmesini isteyecek Torrent şeklinde. Biraz daha böyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı gibi oynarsa mesela Barcelona'ya karşı oynadığı gibi oynarsa acaba bu ikiliden istediği verimi alabilir mi Torrent?
Yani bunu oynadığınız zaman Fenerbahçe'yi kendi birinci bölgenizde kabul ettiniz demektir. Dolayısıyla ikinci bölge ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'nin çoğunlukta sayısal üstünlükte olduğu bir durumda gol bulması, pozisyon bulması ve gol sayısını arttırması yüksek bir ihtimal. Bunun yani kenara çekip söyleseniz de Berkan ve Taylan'a hem rakibi durdurun hem oyunu iyi başlatın. Bunu zaten 1,5 senedir söylüyorsunuz ve yapamıyorlar. Çünkü çocukların bu iki gencin bütün iyi niyetine, çalışkanlıklarına rağmen bu oyun formatının içerisinde bu yükü taşımaları mümkün değil, taşımadıkları da görülüyor zaten. O zaman bu ekstra bir görev vermenin anlamı yok. Bu iki genç de Çıkaldao da dahil diyelim buna, son derece kırılgan, kalçayı koyduğunuz zaman devrilen, faul yapmak durumunda kalan top kapmak için, kaptığı zaman da etkili pası, final pasını, gole doğru gidebilecek efektif pası üretmekte zorluk çeken oyuncular. Şimdi 50 maç, 60 maç oynadılar. Rakip kaleye bir şutları yok bu oyuncuların. Yani bırakın golü, rakip kaleyi bulan, kaleciyi zorlayan şutları yok. Dolayısıyla sadece ortada Galatasaray'ın durumu nedeniyle, kendi yetersizlikleri nedeniyle değil, çabalayan, çırpınan gencecik iki oyuncudan bahsediyoruz. Çıkaldao da bunlara eklenince orada demin saydığım dörtlüye karşı Mert Hakan'ın sertliği, sağlamlığı, Crespo'nun çok kilometre yapan oyun formatı, Zayiç'in kreatif oyuncu sinsiliği ve tabii ki İrfan Can Kahveci'nin muhteşem sol ayağı karşısında ne kadar direnebilirler? Hem onu kovala, hem bunu kovala, hem üçüncüyü kovala, hem topu kap, hem de doğru kullan. Yani biz bu çocuklardan üç tane Pırlo varmış gibi bir efekt bekliyoruz. Olmuyor tabii. Luka Modrić değil onlar. Onlar Berkan ve Taylan. Dolayısıyla Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın yumuşak karnı, karnının tam ortasıdır, orta alanıdır. Şimdi biz bu derbiyi kimle değerlendirsek, Torrent özelinde alınacak herhangi bir sonucun Torrent'in geleceği konusunda herhangi bir etkisi olmayacağını söylemiştik. Siz de o yorumcularımızdan birisiniz ama dün Sabah gazetesinden muhabir arkadaşımız Mehmet Özcan buradaydı, konuğumuzdu ve yarı yorum, yarı istihbarat şeklinde şöyle bir bilgi aktardı. Eğer Eşref Hamamcıoğlu seçilirse maddi sebeplerden dolayı Torrent'in göstereceği performansa göre bir karar alabilir şeklinde. Yani bu derbiyi kazanmak ve sezon sonuna kadar da takıma iyi bir futbol oynatması şartıyla belki de Torrent'le devam edilebileceği yönünde görüş bildirebileceğini söyledi. Ne dersiniz bu yorum için? Ben Mehmet Özcan'a çok ciğerden katıldığımı söyleyemem. Çünkü ne Eşref Hamamcıoğlu ne de şansı daha yüksek olarak gördüğümüz Metin Öztürk Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu zaman Dominik Torrent'le devam edeceklerini hiç sanmıyorum. Hatta biliyorum diyelim. Şimdi Fenerbahçe derbisini kazandınız. Koca bir sezonu kaybetmişsiniz. Ya bu takım Tuzla'dan 6-7 gelişmekte oluruz diyen bir hocası var. Barcelona maçında yıkılmış yerdeyken Barcelona kulübesi de kutlayan bir teknik adamı var. Bu adamla nasıl devam edersiniz? Tribün yani bünye reddetmiş. Organ nakli yaptınız. Bünye bu organı reddediyor. Bununla devam ederseniz sizin şansınız kalmaz. Yönetimin şansı kalmaz. Bir kere bu değişiklik yapılacak. Maddi külfeti ne olursa olsun 2 milyon 850 bin euro verip Dominik Torrent gönderilecek, yerine gelecek bir hoca da büyük portföyle gelmeyen, büyük oyuncu listesiyle gelmeyen, çok sansasyonel transferler istemeyen, yapılanmayı doğru bulan, geleceğe yönelik hamleyi uygulayabilen, destekleyen ve uygulayabilen bir teknik adam olacak. Dolayısıyla Galatasaray önce kasa kolaylığı, sonra oyuncuların birikmiş alacakları, sonra da kadronun içinde teknik adamdan başlayarak bir temizlik, bir gençleşme operasyonu yapmak durumunda. Fegüli'ye takım bulacaksınız. Babel'e takım bulacaksınız. Gomis'e takım bulacaksınız. Dominik Torrent'e takım bulacaksınız. Hadi bunlar kendileri buldu diyelim. Sizden maddi bir külfet almadan gidecek oyuncular değiller. Bulamadım deyip kalırlar.
ve yeni yönetimin elini zora sokarlar. Dolayısıyla ben iki adayın da Dominic Torrent'le devam etmesinin kendi lehlerine bir gelişme olmayacağını düşünüyorum ki Eşref Hamamcıoğlu'nun sicil numarası 18 binden yukarıda olan genç ve yeni üye Galatasaraylılardan oy almakta sıkıntı yaşadığını düşünürsek Metin Öztürk'ün şansı daha fazla. Galatasaray'ın yeni yapılanması onunla yapılacak ama 5.1 milyar TL'lik bir kaynak hemen üretilmeli. Üretilmezse bu oyuncularla Galatasaray Haziran ayında gitmeyen oyuncular kucağında kalmış olarak FIFA kapılarına düşebilir. Peki, Ümit Ak'tan çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir ben gün diliyorum teşekkür size. Ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, dün akşama gideceğiz. Dün yayınlanan Muhabir Masası programında neler konuşulmuş, gelin birlikte izleyelim. Saat başında da stüdyo konuğumuzla buradayız.